Şapamik TV'den herkese merhaba. Ben Züleyha Ortak. Ben Esma Er. Bize her yer şanzeliyse. Bize her yer şanzeliyse. Hu <laughs> Efendim bu bizim uğurumuz böyle güzel Beraber <laughs> bir açılış yapalım istiyoruz. Esmacığım, Efendim? kokoşum İyi misin? <laughs> İyiyim vallahi. ne yapayım. Güzel e, bir hafta geçirdik. Konserler vardı yine. Allah Allah. Bakalım bugün Kittik hangi bestecan konsere gidiverdi bizim kızımız vallahi <laughs> <laughs> diye. Tiyatroyu bıraktım Ay geride. Ne alakası var ya? Aşk ya. olsun. Açayım koynumu kuş konsun <laughs> bebeğim diye. <laughs> tamam ciddiyete davet ediyorsunuz beni şu anda. Biliyorum hemen ciddi oluyorum. Her şey sanat için, her şey kültür için. Onun için araştırmalar yapıyoruz diyorsun. E, tabii e, hadi bakalım bu arada e, hemen e, sevdiğim için söyleyeyim e, Sıla geçtiğimiz haftalarda bir e, kaza geçirdi ama sağlık durumu iyiydi geçmiş olsun e, Sıla'nın politik turşu ne olursa olsun kendisini çok seviyorum e, ve e, Sezen Aksu'dan sonra gelmiş bence e, en güzel beslekar en güzel müzisyen sanatçı yorumcu ne dersiniz artık? Evet çok e, geçmiş olsun Sıla deyince özellikle... tabii Efe Bahadiroğlu'nu da atlamamak lazım. Onlar biliyorsun bir kapıl e, oldular. Kesinlikle. Çok iyi bir oldular. Bence başarının yüzde ellisi de Efe'nindir yani. Onun evet. için onu da es geçemeyeceğim. Tanımasam ee... da biliyorum <laughs> yani. Ben de Efe'yle tanışmadım. Efe Bahadır'la ama Sevingül Bahadır. Sevgili Sevingül ablacığım e, e, bilenler bilir. E, çok da... E, Müthiş bir yorumcudur Sevengül Bahadır. E, Livaneli ile birlikte bütünleşmişti döneminde. E, şimdi yine çalışmalarına devam ediyor Efe e, Bahadır da Sevengül Bahadır'ın oğlu. E, o yüzden de çok sık duyardım. Sıla ile de çok güzel bir enerji yakaladılar. Ne kadar önemli değil mi? Mesela şimdi biz de seninle beraber program yapıyoruz. İşte evet. izleyiciler e, bir takım farklılıklar görüyorlar. Mesela senin bazı fikirlerin bana hiç uymuyor yani. Ama buna <laughs> rağmen seni çok sevdiğim için seni idare ediyorum. Beni idare ediyor. Beni idare ediyor ya. Ama niye yani? Ben arkadaş idare... en tatlı, en geçimli, en sevimli, en gülerse en en en. Böyle diyenden korkun. En en diyen. <laughs> Altında ya, mutlaka bir şey vardı. Hamdolsun en büyük ibadeti ben yapıyorum. Kalbimi temiz tutuyorum. Kimsenin ayağını kaydırmakta uğraşmıyorum. Aman bugün de kalktım, kime kötülük yapayım diye düşünmüyorum. Böyle olan insanlar var. Yaşamımızda vardı. Biz bunları çıkardık da hamdolsun rahatladık. Böyle bir üf falan diye silkelendi, kendimize geldik. Ama sevgili Esma ile çok iyi e, hamdolsun bir e, partnerim. Sevgili Esmacığım. E, evet e, dünya bakışlarımız e, farklı da olsa bazı noktalarda çok ters de düşsek... Ama bunu yaparken birbirimizi kırmadan, incitmeden, hakaret olmadan, nezaket çerçevesinde birbirimize bazı şeyleri anlatabiliyoruz. En güzel şey de bu değil mi? Evet sanat. Yeter <laughs> bu kadar övdüm seni <laughs> hadi anlat ne anlatacaksan konuşalım. <laughs> Aman ne <gülüyor> övdüm <gülüyor> mi? Sen, iki kelime söyledim burada. Yani sanat herkesi buluşturur. Sanat, müzik evrenseldir. Ben her zaman bunu savunuyorum. Evet. Onun için kim ne olursa olsun sanat geliştirir, buluşturur. Ee, dolayısıyla biz de konu başlıklarımızla devam edebiliriz. Açıldık tamam anladım. Bunların hepsi Esma'nın açılması için. Hay <laughs> <laughs> şimdi... Allah'ım yarabbim niye yaptım bu ciddiyetle efendim devam ediyoruz. Esma Esmincim... sen bir, bir, filme gitmiştin. Geçen haftalarda yeni vizyona giren filmlerden bahsetsene biraz. Ha, film, <laughs> filme götüreceğim şimdi. Neden pas attığını söyleyeyim. Recep İvedi'ye gitmek istiyorum. Girdi vizyona. Ee, nasip olmadı henüz gitmek ee, ama izleyen herkes kahkahalarla çıkıyor. Fragmanı 30 milyon izlendi arkadaşım. Sen daha, de gelmek daha istemiyorsun. Ee, Esma Recep İvedik'e gidelim dedim böyle yaptı. Sen git ben gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya beni zorla götürmeye çalışıyor. Yani şimdi ben Şahan Gökbakar'ı çok beğeniyorum. Tabii kişilik olarak da evliliğini de eşini de tanıyorum vesaire. Çok seviyorum çocukları falan. Ama yani filmler o kadar artık bana göre şeyini miadını doldurdu ki aynı aynı geçen sefer işte bir yarışma programından feyz almıştı. Bu seferde işte bir olimpiyat vesaire. <laughs> yani hani bana artık yani bu Recep Evedikler azaldıkça e, dünya normale dönecek diye <laughs> düşünüyorum ben. yani tabii ki diğer taraftan da sinemanın ilerlemesi açısından çok önemli şeyler bunlar ama hani ne kadar e, bir yere getiriyor, ne kadar insanlara bir şey katıyor. Ha belki şöyle olabilir e, kendi içinde değerlendirdiğim zaman işte biraz böyle bir hoş seda sada bırakıyor diyelim. S sada <laughs> derken niye bunu yaptım biliyorsun değil mi? Son zamanlarda televizyon programlarında inanılmaz kelime yanlışları oluyor. Mesela <laughs> işte sendeki bana Recep İvedi'ye gelecek misin de? <laughs> şöyle. Söyler Recep İvedi'ye gelecek misin? Hayır. Hayır. Hayır değil arkadaşlar, hayır. Esma'cığım <laughs> mesela <laughs> program Hayır programımızı yarın da izleyin değil, yarın da izleyin. Bir de pro... <gülüyor> özellikle <gülüyor> e, ben not aldım. Ee, Esma'ya dedim ki Esma ben bir yazı <laughs> yazacağım. Yani bir Türkiye yaz, Merkezi'nde yaz, de yaz yani. yazı yazıyorum. Ve e, bu hafta da e, yine böyle acaba bunu mu yazsam diye düşünürken daha sonraya kalsın dedim. Geçtiğimiz haftalarda da e, Söz İletişimcisi aslında Sözle Direnmek adlı bir kitap yazılmıştı. O kitabın yazarı müthiş ustamız edebiyatçı Ayla Gündü. Ayla Hoca ile sohbet ettim de dedim ki ya Rabbim yani acıtmış susamış çocuklar olur ya böyle beklerler anneleri mama versin ağzına. Ben de Ayla Hoca'nın yanında böyleydim. Gerçekten zaten aile ağabeyimin yanında durunca hocam dedim bu toplumu nasıl düzelteceğiz? Yani öylesine çok yozlaştık öyle yanlış kelimeler kullanıyoruz ki sonra örneklerini verdim. Ne seni rahatsız eden ya dedim. Geçen Allah aşkına sen şey söylesene televizyon programlarındaki. İşte tam onu söylüyordum. Söylesene Allah aşkına mesela benim en en böyle. Bölmeyeydin söyleyeceydin. <laughs> hani... Öldün ama. Hayır hani bölmedim yavrum hani sen bana bahsettin ya. Ondan da hani atlamadan bahsedelim çünkü çok önemli şeyler bunlar. <laughs> ben dahi bunlardan <laughs> ben rahatsız oluyorum. Dahi arkadaşlar dahi yani bunu artık hani dahi <laughs> üstün yetenekli insanlara söyleniyor ya, onun için. <gülüyor> <gülüyor> bir de D dağlarımız var bizim özellikle bir türlü yazamıyoruz. Yazarken değil mi? Kesinlikle yazamıyoruz. Sen gidiyorsun ben de diyecek D'yi birleşik yazıyorum. Bunların hepsini geçtim ekranlarda. Şimdi bir e, isim ver, vermem doğru olur mu? Efendim bir, samimiyetmenim bir... doğru olur mu kanal isimleri vermem? Ya yani çok doğru olmaz. Neyse efendim. Tanınmış popüler bir isim. Major kanallar yani en çok izlenen kanallar diyeyim. Misal kanal, kanal D'yi izliyordum. Aylar öncesinde işte Beyaz Saray seçimlerinin olduğu başkan seçim yapılacak. 10 kere belki canlı yayında ana haberde şöyle dedi e, muhabir. Obama gelirken, Obama'yı giderken görüyoruz. Obama kapıdan içeri Beyaz Saray'a giriyor dedi ve maalesef e, düzeltmedi düzeltmedi. Sayın Spiker televizyonda bunu düzeltemedi. Spiker'imize Obama'ya izin verdi. <laughs> Ve on defa Obama dedim geçtim. Ay. Ben dedim ki Obama. yok herhalde dedim. Ya bu bir şaka olmalı dedim. Obama. Dedi. Ama. Düzeltecekler <laughs> bunu dedim. Düzelmedi kaldı. Sonra evlilik programları zaten yani vay başımızın büyük belası bu evlilik programları. Senin şeyin e, takık oldu. Takık takığım zaten. Özellikle diyorum ben bir açtığımda bir yakalayacağım yani bir yerde yanlışlığı olacak. Nedir bu dedim. Hemen baktım söylüyorum. Esra Erol, Zuhal Topal, Seda Sayın zaten hiç söylemiyorum. O zaten başımıza yani neler neler getirdi o Solmaz'la birlikte. Seda Sayan Solmaz diye bir kardeşimizi getirdi. Oynattı, oynattı, göbekler attırdı. Amanın bir de baktım Zuhal Topal'da bir tane daha Roman Dilek. Esra Erol da eksik kalmadı bir tane Yaşari'ye getirdi İzmir'den. He, Esra Erol oynatmıyor çok fazla ama diğer ikisi maşallah aldı başı gidiyorlar. Aklıma diyecek. Diyecek ki Esra Hanım Kendisini aklayacak diyecek. Şöyle diyor. Hakladı. Ya arkadaşlar haklamak başka bir şey, aklamak başka bir şey. Yani biz de çok iyi bilmiyoruz ama okuyoruz yani en nihayetinde. Google Amca var. Google Amca'ya girince size bütün doğrularını veriyor. Amca. Bir şey, bir şey aynen. Aynen'i biliyorsunuz değil mi? Aynen. aynen. Fikri olmayan aynen. Fikri yok çünkü orada. Aynen, aynen, aynen. Devamlı bir aynen. <laughs> diyecek bir şey de yok. Bir de bir ara şey vardı. Eee? tabii ünlü ünsüz harflerin yayına getirmeden aslında. Ee, ne yazıyorlardı? Kendine iyi bak. Nasıl yazılıyordu? Onun bir de şey şeyi vardı. Öptüm yazacaklar. Öptüm bay. E, kendine iyi bak. Ben de ki yani. KB yazıyorlar. Kip. kip, bay. Kip bay yazıyor. <laughs> ya onlar hadi neyse yani internette yazım dili olabilir de. Yani e, mesela bir çok bilinen bir e, eski Yeşilçam'dan ee, bir oyuncu. Ee, AVM diyeceğini 10 kere AMV, AMV, AMV. Ay ismini söylesene Banlalkan ben... diye. Niye söylemiyorsun Banlalkan? <laughs> kim olduğunu bilmiyorum. Ben de flu. Ben sadece AMV'ye hatırlıyorum. <laughs> Orası flu kim oldu? Çünkü kendimi kaybetmişim ben orada kimse Ben sadece AMV'ye takılmışım. Siz de AMV'lere gidebilirsiniz. Oralarda imza günü verebilirsiniz. <laughs> <laughs> Ay, artık saçımı falan düzeltiyorum ben. Ne yapayım yani? <laughs> tamam tamam dur söyleyeyim. Bir de benden söyleyeyim. Bir de Tuba ikinci. Geçtiğimiz haftalarda sabah magazin programına katıldılar ama sağ olsun iki arkadaşımız da severim de kendilerini ama bir türlü düzeltmediler arkadaş. E Ekinci ikinci şöyle dedim. Medai iftar dedi. Tarkan için söylüyor bunu. Tarkan'la işte Tarkan'ın başına getirdiği o meşhur ödül töreninde sahneye fırlayıp eee Onun bir Tarkan takıntısı var zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çözemedim. <gülüyor> bir Tarkan'dır aldı başı gidiyor Tuğba Ekinci ama benim aklıma geldikçe gidiyorum. Eee Esma dedim ki Esma vallahi müthiş e, rezil bir şey izledim. Ne dedi? Kadın dedim. 10 defa Medai iftar dedi Tarkan için. İki tane koca gazeteci de şunu demedi. Medar iftihar demedi. Belki onun için medai iftardır. O <laughs> öyle inanıyor. <laughs> Bozmayalım hayallerini. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim. Belki de hani biraz önce sen böyle bir teori oluşturdun ya. Belki de bunu özellikle de yapıyor olabilirler. Hani şimdi mesela biz konuşuyoruz ya. Belki şu yaptığımızı sağlamak için de yapıyor olabilirler. Ne yani bize iş çıksın diye. <laughs> ne dersin? Yani konuşulmak için değil mi mesela? Olabilir, Buradan bilmiyorum. çıkışta bir AMV mi <laughs> <laughs> Esma işte gözümden yaş akacak, makyajım bozulacak, dur kalkamam şimdi yapamam bunu. Ay neyse ciddiyete davet ediyorum seni arkadaşım. Ee, Bunun üzerine ben hiçbir haber vermeyeceğim. <laughs> Peki sinema haberlerine geçelim. Recep gibi diye götüreceğim <laughs> ee, Yok, Ben malın vizyonda olur. Ay, gelmesem de zaten bir ay sonra bütün televizyon programlarında bilmem filmi satıyorlar zaten biliyorsunuz. Yani e, onun için izlememek mümkün değil, kaçmak mümkün değil. <laughs> <Kurtulam> <gülüyor> kurtulmak <gülüyor> mümkün değil. Recep İvedi'yi çok sevdiğimden değil, ee, Şahin Gök Gökbakar'ı çok severim ama e, Recep İvedik'i e, sevdiğim için değil... Ee, merak ediyorum hakikaten bu insanlar ne buluyor? Bu sefer neyi buldular da neye gülüyorlar diye tespit amaçlı gidiyorum. Geçen sefer de bunu yapmıştım. Ben hiç izlemedim. Bir, iki, üçü izlemedim. Dördü izledim. Sadece insanları izliyordum salonda. Ya bu niye gülüyor? Acaba bu neye güldü? Bu neye güldü diye. Oradan bir tespit. Hakikaten yazı yazmak için muhakkak istiyorum bu bunu Bu neye yapmayı. güldü diye bakıyorsun. Ya, bakıyorum insanlara bak. yani bunlar neye gülüyorlar? Ya, gerçekten merak ediyorum. Esma bak tuhaf bir yere doğru gidiyoruz. Ee, biz burada gülüyoruz, eğleniyoruz ama e, bazen kendimize kapandığımızda inanılmaz bunalıyoruz. Evet, nereye gidiyoruz biz? Yozlaşmanın dibine vurduk. Ee, kültür sanatımız zaten gerçekten artık yerlerde. Yani müzikten bahsetmiyorum. Popüler e, şarkılardan, konserlerden, filmlerden bahsediyorum. Bunları geçelim zaten. Diğer sanat dağları, bale vesaire hiç yok. Bunlar hiç hiçbir, yok zaten hiçbir, esamesi hiçbir okunmuyor yok. zaten bunları. O yüzden de ben merak ediyorum ve böyle bir yazı yazmak için Recep İvedik izleyeceğim. Ee, Katılmayacaksın sen ama ben sana sonra izlenimlerimi aktarırım. <laughs> Çok sağ Gerçekten bunu kaçırmak istemem izlenimlerini. <laughs> tamam sana bırakıyorum. Ne izleyeceksin? Ee, ben de birkaç tane film... Hemen notlarına bak bakalım. Notlarıma bakayım. Önerisinde bulunacağım. Ondan sonra Cima, şuradan şöyle. Bu arada bizler de yorumlarınızı bekliyoruz. Şapamek TV'ye yazın ee, dostlar. Oradan takip edeceğiz bizler de. Konuşmamızı istediğiniz ya da burada paylaşmamızı istediğiniz bir şeyler varsa bunları lütfen bizlerle paylaşın. Mesela ben ne izleyeceğim diye sorarsan e, bu birkaç hafta önce girdi zaten vizyona biliyorsun. Hı hı. Lego Batman filmini izleyeceğim. Ha. Çok enteresan değil mi yani? Hem çoluk çocuk beraber izleyebileceğiz hem kendini çocuk hisseden herkes gidebilir. E, Batman'in hikayesi Lego e, oyunu hepimiz oynamışızdır yani. E, bunun dışında da karanlığın 50 tonu var onu da çok merak ediyorum. Green'in 50 tonu vardı hatırlarsan. Beraber gidelim buna. Evet artık ben son lazım. şeyleri çünkü bunlar hani bayağı oldu vizyona gireli ama... Ee, bu hafta artık bir buluşalım. Senin de yoğunluğunda bir türlü Evet gidemedim. hemen kaçalım gidelim. Ee, bu arada medyanın 50 tonunda bilen var mıdır efendim? Medyanın 50 tonunda da e, takip edebilirsiniz. E, medyanın 50 tonu tarafsız, gerçek, gördükleri her şeyleri, yaşadıkları bir takım şeyleri dan 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 yazıyorlar efendim. Madem öyle dedik, green'in 50 tonu, karanlığın 50 tonu, medyanın 50 tonunu da kaçırmayın efendim. Takip edin, Twitter'dan ve e, web sitelerinden de yazdıklarını paylaşabiliriz. Evet Esma'cığım. Ne diyorsun? Evet. Güldük, güldük, eğlendik kaldı böyle. Ya Öyle sanat sanata gerekli destek verilmiyor dedik. Onun için bir heykeltıraş, ve ressamdan özellikle onun sergisinden de kısaca <laughs> bahsetmek istiyorum Ayhan Tomak. Kendisinin Balat'ta bir yeri var, atölyesi var. Orada workshoplar yapıyor ve gerçekten de bütün öğrencileri, hani mimarlar, avukatlar vesaire çok çeşitli meslek gruplarından öğrencileri var. Onların bir sergisi var ve 3 Mart'a kadar e, sergi ziyaret edilebiliyor Balat'ta. Aynı zamanda hem sergiyi ziyaret ederken de workshop'ına e, workshopuna da katılabiliyorsunuz Ayhan Toman. Ahşap heykeller var, rölyefler var, inanılmaz güzel eserler var. Böyle işleri de hani atlamamak lazım diye düşünüyorum çünkü Balat hakikaten çok kıymetli bir yer. E bu kıymetin içinde de böyle kıymetli şeylerin yapılması da atlanmamalı diye düşünüyorum. E, Balat popüler kültürün yanı sıra da. E, Tabi kesinlikle bizler artık müzaribiz değil mi popüler kültürden yana. Şöyle aslında müzarip değiliz de şöyle diyoruz yapılan çalışmalar içerisinde evet popüler kültürün arasında yapılan çok da güzel çalışmalar oluyor. Bunlar da göz ardı edilmesin diyoruz. E, yine söylemişken e, aslında Türkiye'de e, çok iyi şekilde yurt dışında temsil eden ressamlarımızdan biri de Ahmet Güneştekindir. Ahmet'i çok da severim. Çalışmalarını çok da güzel bulurum. Onun da en büyük destek, destek, destekçilerinden biri rahmetli Yaşar Kemal de üstadımız. Mekanı evet, cennet olsun. Benim de çok fazla anılarım var hem Zülfü Livaneli hem Yaşar Kemalle birlikte. Her ne kadar dünyaya bakış açılarımız, görüşlerimiz, politik duruşumuz vesaire bunlar bambaşka olsa da bizleri buluşturan etkenler vardı. Bu neydi? Sanattı, müzikti, e, konserlerdi. E, ben de e, bilenler bilir, bilmeyenler için de söylerim. E, yaklaşık 3 yıl Livaneli ile çalışmış bileyim ve ilk albümümde Livaneli şarkıları. Dolayısıyla yolum Yaşar Kemal'le de kesişti. E, hatta ilk sahneye çıktığımda Harbiye Açık Hava Sahnesinde rahmetli Yaşar Kemal Zülfü bu kıza albüm yap, bu yetenekli e, heba olmasın dediğin dedikten hemen çok kısa bir süre sonra aslında ben on dilde Livaneli şarkıları yaptım ve öyle bir Süreçteydik ki o albüm çok büyük ses getirmişti. Tam e, yine siyasi politik olarak da bir takım e, to, barışçıl adımların atıldığı bir süreçti. E, bu yüzden de e, ustayı da tekrar almış alalım e, böylece. E, Ahmet Güneş Tekin'in de yaptığı eserler New York'ta özellikle e, çok ciddi rakamlara ulaşıyor satışta. Tabii Melbourne galeride biliyorsun tabii. en son sergilendi ben de takip ediyorum arkadaşım da aynı zamanda. Evet e, başarılı <laughs> buluyorum e, Ahmet Güneştekin'in de e, çok farklı hikayesi var yine aslında hani dönüp baktığımızda ben hem hemşehri olmamız ayrı bir yana e, tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş biridir. E, emekleriyle, yani e, yan, onun bir yanında da teksirciliği vardır, e, ressamlığı ayrı. Ne ayrılığı. kadar kıymetli değil mi emek, emekle bir yere gelmek e, çok tabii. kıymetli. E Biliyorsun günümüzde artık böyle mi emekle mi geliniyor bir yere? Ve manevi olduğu Yaşar Kemal'in evet. biliyorsun. Evet, aynen böyle. Hı. Allah Yaşar Kemal'e de e, rahmet eylesin diyoruz. Bu arada e, çok önemli bir müzisyenimiz de geçen haftalarda kaybettik biliyorsun. E, Al Jarreau 76 yaşında hayata veda etti ve e, 7 tane Grammy ödülü vardı. Onu da anmadan geçemeyeceğim. Evet. E, bütün buradan e, saygıyla analım e, kaybettiğimiz önemli değerleri. Evet yaşayan çok kıymetli ustalarımız da var. Dilerim bizler hayattayken onların kıymetini ve anlamını biliriz. Hani denir ya kel ölünce sırma saçlı, kör ölünce badem gözlü olurmuş. Bizler efendim elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıp bunlar olmasın diye çaba sarf edeceğiz. Tırnağın varsa başını kaçır demişler. Efendim temennimiz de bizlere destek olunması. Efendim bizden bugünlük de bu kadar. Çapamek TV izleyici olarak sizlere teşekkür ederiz. Sözü hemen sevgili Esma'ya bırakıp veda edelim. En büyük destekçiniz kendiniz olun. Kimseye ihtiyacınız yok diyorum. Bak. <laughs> <laughs> Gider ayak yine bana muhalefet ediyor ya. <laughs> Çok sevgiler. <laughs>